Barış Terkoğlu, Cumhuriyet Gazetesi, Erdoğan Gitsin Partisi. Eski kuşakların yükü yeni gelenlerin üstüne biner. Bir duygu sanırsın. Oysa karamsarlık senden öncekinin sırtına bıraktığı ağırlıktır. Umutsa çıplak ellerinle kaldırabileceğine inandığın an başlar. Rusya'da 1917'nin birleştirici sloganıydı. Çar gitsin, çar gitsin. Yeni düzenden Bolşevik iktidarı çıktı. İran'da 1978'in sloganı ise ''Şah gitsin, şah gitsin'' düzenden Molla iktidarı çıktı. Teşbih'te hata olmaz, 2023'ün en güçlü politik duygusunu Erdoğan gitsin sözü tarif ediyor. Elbette herkesin farklı yaraları, farklı nedenleri, farklı beklentileri var. Tam da bu nedenle seçimlerin sonucunu muhalefetin Erdoğan gitsin partisinin bütün eğidimlerini bir arada tutma becerisi belirleyecek. Erdoğan yönetemiyor. İrade yoksa imkan sahipsizdir. Peki imkan var mı? Anketler bize sonucu değil ama eğilimleri anlatıyor. Derya Kömücü'nün başında olduğu yön eylemin dün çıkan anketini bunu görmek için elime aldım. Her ay baktığım soru, Türkiye nasıl yönetiliyordu? Depremler, ekonomik krizle, işsizlikle boğuşan toplumun iktidarla ilişkisini gösteriyordu. Ankete göre Nisan ayına geldiğimizde, iyi yönetiliyoruz diyen seçmen oranı %33.6, kötü yönetiliyoruz diyense %56.6, arada kalan %9. Haliyle bu tablo tamam diyenlere devam diyenlerin beslendiği kaynağın büyüklüğünü gösteriyor. Bu kadar değil. Partilerden önce yine merak ettiğim diğer soru Erdoğan'a oy verir misinizdi? Asla diyenler %54.7, kesinlikle diyenler 37.9'du. Kararsızların dışında bu tabloda Erdoğan Gitsin Partisi'nin gücünü resmediyor. İkinci tura kalır mı? Diyeceksiniz ki öyleyse sonuç belli. Aslında değil. Şöyle anlatayım. Yön mevcut cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarını da ölçmeye çalıştı. Kararsızlar oransal olarak dağıtıldıktan sonra Kılıçdaroğlu 46.4, Erdoğan'ı 41.6, İnce'yi 9.1, Oğan'ı 2.9 görmüş. Bu seçimin ikinci tura kalması demek. İkinci turda kararsızlar hariç Kılıçdaroğlu 51.5, Erdoğan 41.9 oy alıyor. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun oyu 55.1'e, Erdoğan'ın oyu 44.9'a çıkıyor. Haliyle seçimlerin kaderini çoklu muhalefetin rekabeti ya da ittifakı tayin ediyor. İnce'nin seçime etkisi ilk kez görüyorum. Yöneylem, Muharrem İnce analizi de yapmış. Kuşkusuz İnce, iktidarın memnun, muhalefetin tatmin etmediği bir kitleyi arkasında topluyor. Genel seçmene Muharrem İnce ikinci tura kalabilir mi sorusu sorulduğunda %75.7'lik bir kitle kalamaz, 18.4 ise kalabilir demiş. Bu normal. Erdoğan'a ya da Kılıçdaroğlu'na oy verenler genellikle kendi adaylarının seçimi sürükleyeceğini düşünüyor. Gel gelelim asıl kritik soru Muharrem İnce'nin kazanamasa bile seçime etkisi. En yüksek oyu %30.4 ile şu yanıt almış. Seçimlerin ikinci tura kalmasına yol açar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanmasını engeller. Yanıt daha çok Kılıçdaroğlu'na oy verecek kitlenin Muharrem İnce'ye bakışını gösteriyor. %50'den fazla seçmen çeşitli nedenlerle hiçbir etkisi olmaz dese de İnce'nin olası en büyük etkisinin seçimin ilk turda bitmemesini sağlamak olduğunu anlatıyor. İnce seçimi kazanamasa da ikinci tura taşıyabileceği sonucu çıkıyor ortaya. Peki İnce'ye oy verenler ikinci turda ne yapacak? Yön eylemin analizine göre bu seçmenin %60.7'si ikinci turda Kılıçdaroğlu'na oy verecek. 17.4'ü ise Erdoğan'ı destekleyecek kalanlar kararsız ve sandığa gitmeyecekler. Haliyle bugün seçim olsa iki tur arasındaki iki haftada muhalefet inceye oy verenleri yanında tutmaya çalışacak. Meclis hala kritik. Gazeteyi sondan başa doğru okumak gibi. İlk soruya sonda baktık. O da meclis seçimi. Anket kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP'nin %35, CHP'nin %27.6 İYİ Parti'nin 9,5, HDP'nin 9,3, MHP'nin 6,3, memleketin 4,5, tipin 3,3, refahın 1,1, zaferin 1, devanın 0,9 oyu olduğunu söylüyor. Bu tablo meclisin her iki taraf için de kritik olduğunu gösteriyor. Birlikte liste oluşturanların kazandığı, dağınık olanların çok da olsa kaybettiği seçim sistemine bakarsanız meclis tablosu belirsizliğini koruyor. Yine de Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu alamayacağı görünüyor. Erdoğan ne yapacak? Sonuç mu? Seçime 38 gün var. Hiçbir şey bitmedi. Aksine belki de yeni başlıyor. Bu tabloyu Erdoğan okuyorsa yapacağı şey belli. Kaybetmektense seçimi ikinci tura bırakacak, imkanları sağlamak. Meclis'teki olası kazanımlarını ikinci tur için kullanmak kararsızları kimi rıza kimi sopayla ikna ederken muhalefeti parçalamak dağıtmak sandığa küstürmek bunun için elindeki devlet gücünden de toplumda kanaat oluşturabilecek kimi isimlerden de faydalanmak İyi Parti'ye saplanan kurşunları da Kılıçdaroğlu'nun ayağının altındaki seccadeyi de muhalefet içinde kırılma yaratacak kalemleri de kavganın parçası yapmak özcesi Erdoğan gitsin partisini amaçsız, hedefsiz, hareketsiz bırakmak, toplumdaki baskın eğilimin sandıkta sonuç vermesini engellemek, muhalefetin ise Erdoğan'ın arzuladığını yapmaması yeterli. Umut bir yerden çıkar gelir sanırsın. Oysa umut değiştirmeye inanmış aklın zihnindeki ilk eylemdir. Şimdi birinci iradeye dönüştürme zamanı. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.